Sayfamıza herkese merhabalar. Carpe Diem Tuning'den Alper Yıldız ben. Arkadaşlar iki haftalık bir aradan sonra yeni videomla karşınızdayım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü konumuz yarış ekipmanları. Biz de uzun zamandır bayisi olduğumuz Sparco markası üzerinden size yarış ekipmanlarını, koltuklar, kask, eldiven, ayakkabı gibi ürünler hakkında biraz detaylı bilgi vermeye çalışacağım. FIA tarafından onaylı olması gereken ürünler hakkında biraz bilgi vereyim. Birçok yarış disiplininde kullanılan bu ürünler FIA yani Federation International Otomobil tarafından onaylı olması gerekiyor. Üretici firmaların başında gelen Sparco, bizim de yaklaşık 7 yıldır satışını devam ettiğimiz bu ürün. Biraz detaylı bilgi vermeye çalışayım. Ayakkabılar, eldivenler, tulum, kask ve koltuk gibi çeşitlendirebiliriz. Bunların her birinin üzerinde tarih ve şöyle göstereyim, FIA tarafından onaylı olan yetki belgeleri, onay belgeleri ve seri numaraları mevcut. Bu numaralar sayesinde ürünlerin FIA tarafından onaylı olup olmadığını, yani homologe olup olmadığını anlamış oluyoruz. Mesela bu elimde görmüş olduğunuz OMP'nin eldivenini yarışmacı kullandığı zaman ne gibi avantajlar sağlıyor? Bir kaza anında aracın yanması, alev alması durumunda uzun süre yüksek ısıya dayanıklı olduğu için, yanmaz kumaştan üretildiği için yarışmacının araçtan kurtarılmasına ya da kendi çabasıyla çıkmasına zaman tanıyacak kadar yüksek ısıya ve yangına karşı koruma özelliğine sahip. Aynı şekilde bu kaskta da geçerli, ayakkabıda da geçerli, tulumda da geçerli. Görmüş olduğunuz bu koltuk mesela sırtı katlanmaz, sabittir. Bunun altına sabit ayak kullanılarak araçların içerisine monte edilir. Oldukça hafiftir. Mesela bu görmüş olduğunuz koltuk 8.2 kilogram ağırlığında. İçinde demir herhangi bir mekanizma yoktur. Tamamen fiberglass malzeme ile üretilmiştir. Ve üzerindeki kumaş gene ısıya dayanıklıdır. Satın alındığı tarih değil de üretildiği tarih geçerlidir. Homologe onayı açısından. Mesela şu anda 2019 senesindeyiz. Bu sene üretilmiş bir koltuk 5 yıl kadar daha ulusal tüm yarışlarda kullanılabilir. Bunda pist yarışları, rally, offroad, drift birçok spor dalı, birçok disiplinde kullanılabiliyor. Bazı dallarda ise 5. yılın sonunda bir 5 yıllık daha ek kullanım süresine sahip. Bu da mahalli yarışlarda geçerli. Şu anda ülkemizde de Türkiye Motor Sporları Federasyonu tarafından kuralları belirli, her yıl güncellenen, yenilenen kitapçıklarda bu kuralların tamamı detaylı olarak anlatılmakta. Sizler de kendiniz bu şekilde araştırıp detayları öğrenebilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Birçok videomuzun altına yorumlar atıyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Bizi çok mutlu ediyor. Videolarımızın doğru şekilde insanlara ulaştığını tanık olmuş, görmüş oluyoruz. Evet, devam edelim konumuza. Ayakkabı dedik. Ayakkabılar da aynı şekilde taban itibariyle, lastiği itibariyle pedallara çok iyi şekilde kavramasını ve kontrol etmesini sağlıyor. Bu şekilde bilekli olduğu için ayak bileğini ve tulumun paçalarına kadar korumayı sağlıyor yüksek ısıya karşı. Oldukça hafif aynı zamanda. Ayakta varlığı bile neredeyse hissedilmiyor. Kask keza aynı şekilde. Mikrofonlu bu şekilde konuşma imkanı sağlayan aparatları da mevcut. Bu sayede yan taraftaki oturan co-pilotla da sürekli irtibat halinde olup araç içindeki hem yol notlarını konuşmayı hem de araç hakkında bilgi alışverişinde bulunmayı sağlıyor. Bunun dışında, bu tarz spor ekipmanlarının dışında günlük kullanıma da uygun.
Yani cadde tipi versiyon ürünler de var Sparko'da. Mesela bu görmüş olduğunuz R100 modeli koltuk, sırtı katlanabilme özelliğine sahip ve altındaki vidalama delikleri itibariyle hareketli kızakla da gündelik kullandığımız spor otomobillere de çok rahat uygulanabilmekte. Bunlarda FIA homologe onayı diye bir onay yok. Her türlü aracı alıp uygulayabiliyorsunuz. Biz de şu ana kadar jiplerden binek otomobillere kadar birçok araca uyguladık. Günlük kullanıma çok rahat ve uygun koltuklar. Hem deri versiyonları hem de kumaş versiyonları mevcut. Arkadaşlar, spor direksiyonlar da var aynı şekilde. Genelde artık yeni nesil otomobillerin çoğunda airbag olduğu için insanlar spor direksiyon takmak istemiyorlar haklı olarak. Fakat eski nesil araçlarda spor direksiyon kullanımı devam ediyor. Oldukça revaçta. Sürüş sevk açısından gerçekten çok keyifli. Mevcut direksiyon çapları daha büyük olduğu için bunlar yaklaşık 30, 32 ve 35 santimlik çaplarda üretiliyor. Ve ele çok iyi oturduğu için çok güzel bir sürüş sevki tanıyor. Hep drift sporunda hem de rally'de bu şekilde offsetli direksiyonlar da mevcut. Offsetli olması sayesinde direksiyon simidi sürücüye daha yakın olduğu için çok daha iyi bir kontrol sağlıyor. Şurada görmüş olduğunuz sarı bant da direksiyonun hangi konumdayken düz olduğunu size göstermiş oluyor. Bu da yine sürüş esnasında dikkatinizin dağılmasını, aracın hangi konumda olduğunu çok daha net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Arkadaşlar, sormak istediğiniz soruları sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Takipte kalın lütfen ve beğendiğiniz videolara beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.